teşkilatımız 10 Nisan 1845 tarihinde kuruluşu polis nizamnamesi ile kurulan bir teşkilat yapmış. 171 yıldır bu hizmet vatandaşımıza, halkımıza polis teşkilat tarafından sunulmakta. 8 Nisan Cuma günü itibariyle 3 günlük bir polis teşkilatının kuruluş etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerde Sayın Valimizi ziyaret, akabinde şehit olan polis teşkilatı ve itiralı kuvvetlerin ve diğer meslek gruplarında şehitlerimizin bulunduğu şehitliğimizi ziyaret ettik. Akabinde şehitlerimiz için bir Nur Camisi'nde bir ikindi namazı müteahhit eden bir mevlid okutuldu. Ve en nihayetinde de bugün de sabahleyin saat 11 itibariyle Cumhuriyet Meydanı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenini gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde yine aynı şekilde polis eşlerimizin yer aldığı PEKAY Derneğimizin yaklaşık 3 yılda devam ettirdikleri çalışmaların bir örneği olan bir resim sergisi ve el iş sergisinin açılışını yaptık. Küçük çaplar, özellikle küçük çocuklarımıza, ana sınıf, ana kreş ve lise ve ortaokullara yönelik olarak, ilk öğretim okullarına olarak sergimizin gezdirilmesi oldu. Bu süre içerisinde sağ olsun kırıkkalelerimizin yoğun teveccüh gösterdiği ziyaretlerde bulunuyor. Tüm başta ben olmak üzere tüm sıralamalarımız ve kırıkkale ilemini ettiğinde göre yapan tüm meslektaşlarımın komisyon polis ortasını kutluyorum. Emekli olan meslektaşlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Gazilerimizi minnetle anıyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yaptığı mücadelelerin neticesinde bu vatan, bu vatan oluyor. Dolayısıyla tüm teşkilatımız olarak bizler de aynı şekilde vatanımız için canımız feda diyoruz. Tüm Kırıkkale halkımızın bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Evet. Şimdi özellikle tabii bir polis ailesi karı koca çalışıyorsa zaten onlara ancak dinlenmeler için akşamları ikametten oluyor. Fakat eşi çalışmayan ailelerimizde lojmanlardan, ev işi hem diğer işlerle kalan boş zamanlarını değerlendirmeler için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Sayın Valimizin de izni alarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzün uzman öğreticileri eşliğinde özellikle polis lojmanlarımızın da yer temin ederek kursları açtık. Yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Her sene yaptıkları eserlerini bir sergi açarak sunmaya çalışıyorlar. Biz de bunlara destek veriyoruz. Bunlardaki şey tabii ki şu, bu çalışmalara katılan bir meslektaşımızın ailesinin yapmış olduğu eseri sergide sunarken ki işte sergiyi ziyaret edenlerin beğeni toplayan bakışlarıyla veya sorularıyla karşılaştığındaki eser sahibinin gözlerinin de gördüğüm ışıltı, tabiri caizse gurur, eşlerinin gururu hiçbir şey değişilmez. Güzel bir şey. Bizler de bir meslektaşlarımızın, bizlerin aileler aynı zamanda. Onlardan dolayı bir de gurur duyuyoruz. Hem onlara bir anlamda belki gelecekte işte değişik iş imkanları da belki yaratabilir eşlerine. Güzel bir şey de oluyor. İnsanlar çünkü bu eserleri meydana getirip işlerindeki duygu yoğunluğunu yansıtıyorlar dışarıya. Bir, hem bir şey yapmanın verdiği haz, ayrıca beğenilme duygusu yaptıkları eserlerde daha insanların mutlu olması, daha şevkli, daha eşlerine daha fazla destek olması ve eşlerine yaptıkları destekle de eşlerinin de vatandaşını da daha güzel, daha iyi, hoş hizmet ve mesleğini, icrasını ortaya çıkarttı. Evet, tabii. Evet. Bugün itibariyle sona erdireceğiz. Artık ama tabii sergi eserleri yapanlara tabii değişik
eserlerini farklı ortamlarda imkanlar bulduğumuzda bu sergiyi yine aynı şekilde bir açmayı düşünüyoruz. Özellikle zannediyorum Kırık Kalemizi tanıtım günleri var önümüzdeki günlerde. Orada bir imkan yaratabilsek bu sergiyi orada tekrar derne olarak açmayı düşünüyoruz. Yani böyle bir imkan yaşar, müsait olur. Tabi vermek istediğim şu, özellikle Kırıkkale'mizde malum Türkiye'nin merkezi diyorum. Çünkü yoğun bir doğu batı kuzey güney ekseninde yer alan müthiş bir trafik karayolların ana arter dediğimiz bir yerde bulunuyor Kırıkkale. Günlük yaklaşık 60 bin civarında bir araç geçişi var. Ve dolayısıyla bu trafik şehir içinde de yansıtıyor istiyorsunuz. Dolayısıyla şehrimizdeki trafik yoğun olduğundan dolayı tüm vatandaşlarımızın özellikle trafik kurallarına riayetlerini de istirham ediyorum. Önümüzdeki yaz sezonu başlıyor. Özellikle tatil sezonuna giderken, tatil sezonu başlarken kurallara riayet etmelerini, emniyet kemerini, araçlarının günlük bakımlarını yaptırmalarını istirham ediyorum. Dinlenmelerini istiyorum çünkü çok önemli yoldaki geçirip yoksa. Bir ikinci şey, şimdiye kadar verdikleri gibi Kırıkkale'de yaklaşık aylık olarak 10 bin civarında bir 155 polis imdat telefonuna ihbarlar geliyor. Sağ olsun vatandaşımızın bize verdiği desteklerden dolayı desteklerin sürmesini istiyoruz. Gördükleri şüpheli, kendine göre şüpheli gördükleri konuları bizlerle paylaşsınlar. Dolayısıyla halkın huzuru ve güvenliği için tüm teşkilatımızda 24 saat hizmet vermekteyiz. Bu süre hizmet verirken de hem halkımıza hem de tüm basın çalışanlarımıza teşekkür ederiz bize verdikleri desteklerden dolayı. Çünkü her türlü olayda veya etkinlikte bizleri yalnız bırakmıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu arada şeyi de unutmayalım. Kırıkkale Spor'umuzu inşallah üçüncü de göreceğiz. Önemli karşılaşmamız. Bu müsabakada da müsabakaya giden tüm taraftarlarımızın futbolun bir eğlence olduğunu unutmasınlar lütfen. Başarı da var, başarısızlık da var. Her zaman başarı onunla bir bilinir. Fakat bu bir her şeyin bitti anlamına gelmez. Dolayısıyla fair play'in hakim olduğu, futbol kurallarının hakim olduğu, dostluğun, barışın, kardeşliğin aracı olan sporun da şiddetin olmadığını, kötü pazaretin, kötü sözlerin bulunmayan bir spor olduğunu unutmamalar düzeltiyorum. Biliyorum ve takımların fair play ölçüsü desteklerini ve başarılarını gelmesini özellikle istirham ediyorum. 10 Nisan Polis Haftası'nı coşkuyla kutluyoruz. Evet. Burada bir sergi var. Evet. Bu sergiyi bize anlatır mısınız? Tabii bizim bir 6 aylık bir sergimiz, kursumuz oluyor. Usta öğretici olarak ben polis eşlerine PKI Derneği adına kurs veriyorum. Ben kağıt rölyef üzerine daha çok düşüyorum. El işlerimiz de var ama kağıt rölyef daha çok tutulduğu için kağıt rölyef gösteriyorum. 3 boyutlu kağıt rölyefimizde 12 tane resmi alıyoruz. Boyut kazandırarak, perspektif kazandırarak silikon yardımı ve çöp şiş yardımıyla bu tabloyu meydana getiriyoruz. Hocam bu görüntü olarak kaç gün içerisinde bu hal alıyor? Bu bize 2 hafta ya da biraz da öğrencinin çalışmasına bağlı. Beceriyle tabii öğrencimiz bunu bir haftada da bir ayda da çıkartabiliyor. Tabii. Hocam burada aynalarımız var. Bu da farklı bir çalışma. Bunlar çok önemli, güzel bir çalışma var burada. Bu da gene burada. Kağıt rölyef. Kağıt mı içerisinde? Bu da kağıt. Bunun içindeki de kağıt. Kağıtları gene biz süsleyerek üstüne en son verniklerini atıyoruz. Çerçeveye verip tepsi haline getirdik bunu. Hocam bu kaç gün içerisinde mi? Bunu bir haftada, 5 günde bitiriyoruz tabii. Bir haftada. Evet hocam, burada aynalarımız var. Buradaki aynalarımızı da boncuk yardımıyla süsleyip. Bunun üzerindeki boncuk olayı var değil mi? Boncuk. Bir günde yapıştırıp. Evet, burada bayağı bir elemeye göz nuru derler hocam. Evet, biz ona önem veriyoruz. Biz de polis eşlerimize yardımcı olmak amacıyla buradayız. Onlara hocam, destek çıkmak kaç için. Kaç öğrencimizle böyle bir çalışma yapıyoruz? 30 öğrenci. 30 öğrencimizle çalışma yapıyoruz. Hocam burada da değişik. Yine tepsilerimiz. Evet. Şöyle yine kağıt rölyeften. Kağıt üzerine değil mi? Kağıt. Hepsi kağıt. Geneli kağıt üzerine. El işlerimiz de var ama hani kağıt daha çok
Kağıt rölyef daha çok. Burada da bir vazomuz var hemen. Vazomuzu burada değerli izleyenlerimize. Şey yapıyoruz. Gelin vazosu diye gelin süsledik. Vazosu, kına da mı kullanılıyor? Kına da kullanacak kına öğrenci. Bunu atıp kırıyor muyuz hocam? Bu bir de çok değerli bir şeymiş, testiymiş de anneannesinden kalma. Biz bunu bu hale getirdik. Ya Rabbim inşallah polislerimizin tüm özel güvenlik görevlilerinin yanında olsun. Biz de onlara destek amaçlı zaten buradayız. İnşallah sağ salim biz de bu ülkeyi kalkındıracağız. Var. Bayanlar bunları çalışıyorlar. Satış amaçlı da yapıyorlar. Cüzdanlarımız var. Şurada hocam bir çalışma var. Evet. Bu da ayrı bir çalışma. Çalışma. Cüzdan. Aynı gene tel kırma çalışmaları. Evet. Bu şekilde çantalarımız var. Kamera. Taş çalışmalarımız var. Evet, buradan gösteriyoruz. Aksesuar çalışmalarımız bunlar. Burada güzel bir çalışma var. Hocam bu kaç gün içerisinde bu hal alıyor? Yaklaşık bir hafta içerisinde bir oluyor. Hafta evet, içerisinde. Seramik hamuruyla kaplıyoruz üzerine. Daha sonra boya çalışması yapıyoruz. Aksesuarlarını koyuyoruz. Bu şekilde evet. Evimize aksesuarlar yapıyoruz. Hemen şurada bir çalışma. Yine tel tepsilerimiz var. Bunlar içerisindeki boncuk mu oluyor hocam? Tel kırma. Tel kırma. Evet, tel kırma. Kırma. Evet, pardon, tel kırma işimiz. Tek tek işleniyor. Daha sonra bunları dizayn ettiriyoruz. Evet. Bu kaç gün içerisinde bir çalışmayla bu duruma geliyor? Yaklaşık o da bir hafta içerisinde. Tabii bunları yapmış, öğrenmiş öğrenciler yaptığı için daha çabuk ürünler çıkarabiliyorlar. Bir hafta içerisinde bitirebiliyor işlemesini. Daha sonra biz çerçeve yaptırmaya gönderiyoruz hocam, onları. Burada el becerisi çok önemli değil mi? Tabii ki el becerisi önemli, öğrencinin kapasitesi önemli ama genelde bizim bayanlarımız el becerisi çok yüksek. Genelde polis eşleri zaten. Bu da tel kırma, salon takımı. Genelde tel kırma oluyor değil mi hocam? Tel kırmalarımız var, kanevçelerimiz var, kağıt kesme sanatımız var, seramik boyamalarımız var karşıda. Hemen diğer panolarımızda değil mi hocam? Evet, orada kağıt kesme var. Sanatlarımız var orada. Orada kağıt kesme. Evet, kaneviçe. Kaneviçe var. Tel kırmalarımız var. Evet. Seramik boyamalarımız var. Seramik boyamamızda hemen sağ tarafımıza aynalarımız var. Aynalarımızda o da farklı bir çalışma. Evet, gayet büyük bir çalışma. Bir emek, emek var evet üzerinde. Evet hocam burada yine bir tablolarımız var. Evet güzel. Hocam aynı bir panel çalışmamız yine. Aynen. Bunlar da yaklaşık bir hafta içerisinde var. Değil mi? Evet bir hafta içerisinde bitiriyorlar. Daha sonra dizayn edilmesi. Evet. Aynalarımız var. Evet. Burada da farklı bir çalışmamız var hocam. Bu kaç gün içerisinde? Yaklaşık o 1,5 ay içerisinde falan işleniyor. Yani 1,5 ay sürüyor. Öğrencinin yapma hızına da bağlı, zaman ayırmasına da bağlı. Öğrendikten sonra 1,5 ay içerisinde bitiriyorlar. Düzenli çalışırlarsa 1,5 ay içerisinde bitiyor. Evet, hocam. Teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. 10 Nisan polis haftası. Bugün özel. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Polislerimizin ve güvenlik güçlerimizin haftasını kutluyoruz. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Kazasız belasız her akşam evlerine dönmelerini istiyoruz. Evet, İnşallah önemli. Evet. Çünkü kursta bayanlar onların akşam eşlerine eve sağ salim dönmelerini bekliyorlar. Gözleri televizyonda bir taraftan iş yapsalar bile radyoda. Allah yardımcıları olsun inşallah.